Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun, buyurun. Dünyamız teknolojik yenilikler yanında diplomaside de büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 20-30 yıl öncesinin dinamikleriyle eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Bireylerle, şirketlerle, toplumlarla beraber devletlerin de zamanın ruhunu iyi okuması, politikalarını da buna göre belirlemesi gerekiyor. Yeni dönemin alameti farikası hiç şüphesiz uluslararası sistemin çok merkezli bir yapıya doğru evrilmesidir. Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskler beraberinde getirmektedir. Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda aslında sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Düzensiz göç meselesinden teröre, İslam düşmanlığından batılı toplumlarda yükselen kültürel ırkçılığa, yabancı ve mülteci karşıtlığına kadar birçok alanda yeni durumun emarelerine şahit oluyoruz. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da işte bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Alışa geldiğimiz kurallar kısa vadeli hesaplarla rafa kaldırılırken ne yazık ki bunların yerine daha iyisi, daha kuşatıcısı, daha etkilisi konulamıyor. Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri artık karşılayamıyor. Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden güvenlik ve terör gibi açlık, istikrarsızlık, küresel ısınma gibi temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Amerikalı siyasetçiler obeziteyle mücadeleyi, gıda israfını tartışırken Somalili, Haitili, Gineli siyasetçiler vatandaşlarının hayatına mal olan fakirliğe, yokluk ve çaresizliğe çözüm bulmaya çalışıyor. Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığını toplam nüfusun yaklaşık yarısına, yani 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun var demektir. 1 milyara yakın insan çoğu gece aç olarak yatağa girerken bir tarafta lüks, şatafat ve israf hakimse burada bir sorun var demektir. Terör örgütlerine yönelik çifte standart azalmak yerine yaygınlaşıyorsa, terör elebaşıları başkanlık saraylarında ağırlanıyorsa, Birleşmiş Milletler'de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak özel bir çaba gerektiriyorsa burada arızalı bir durum var demektir. Suriye'de, Myanmar'da, Libya'da, Yemen'de çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada gerçekten bir sistem sorunu var demektir. İnsana sadece ve sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın küresel güvenliği ve huzuru sağlaması söz konusu olamaz. İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, mesafelerin anlamını yitirdiği, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda açık söylüyorum, hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Son dönemde Suriye'de yaşadıklarımız bize sahada olmayan masada olunamayacağı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla, gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu çerçevede
gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Bununla birlikte Türkiye müttefikleriyle veya müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez. Şayet bugün gerekeni yapmazsak, Allah korusun, yarın bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız. Atacağımız bu adımla hem ülkemizi hem de Avrupa'yı Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtarmayı hedefliyoruz. Böylece 8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin ülkelerine geri dönüşlerini de hızlandırmayı amaçlıyoruz. Değerli arkadaşlar, burada Türkiye'nin güvenliği, NATO'nun ve tüm bölgemizin güvenliği demektir. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Nitekim daha önce NATO ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülke Rusya'dan benzer hava savunma sistemleri satın almışlardır. Sesleri çıkmadı. Bu ülkeler için sorun olmayan bir konunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini biz iyi niyetli görmüyoruz. Hele hele S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinin sorgulanması kesinlikle yanlıştır. S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. Biz baştan beri bu meselenin suhuletle çözüme kavuşturulması için ortak komite dahil her türlü gayreti sergiledik. Ancak çabalarımızın ya yokuşa sürüldüğünü ya da bürokratik ayak oyunlarıyla çıkmaza itildiğini gördük. Amerika Başkanı Sayın Trump'ın G20 Osaka zirvesinde Türkiye'ye adil davranılmadığına dair yaptığı açıklama bu gerçeğin en üst düzeyde teyididir. Sayın Trump'ın bu doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun Türk-Amerikan ilişkilerini esir almasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Amerika'dan gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi, gerek PKK, YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında da net adımlar bekliyoruz. Bu vesileyle Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Biz her şeye rağmen yarım asırlık tam üyelik mücadelemizi pozitif gündemle sürdürmeye çalışıyoruz. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de süratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu stratejimiz bu bağlamda çok önemli bir adım olacaktır. Yeni yasama döneminin başlamasıyla meclisimizin yargı paketindeki reformlarla ilgili gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum. Avrupa Birliği'nin de gümrük birliği güncellemesi müzakerelerine başlanmasını ve fasıllardaki siyasi engelleri kaldırmasını bekliyoruz. Suriyeli sığınmacılarla ilgili
ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesine de büyük önem veriyoruz. Şu an itibariyle verilmiş sözler yerine getirilmemiştir. Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye ve turizmden savunmaya kadar çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. Rus doğal gazını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım projesinde artık sona geldik. Yıl sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası da planlandığı şekilde ilerliyor. İran'ın da katılımıyla yürüttüğümüz Astana sürecinde Suriye'de kalıcı çözüm yolunda önemli mesafe kat ettik. Soçi mutabakatıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış, huzur ve güvenliğine de özel önem veriyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne ve istikrarına verdiğimiz önemi sadece sözde değil, eylemlerimizde de açıkça ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her seviyede gündeme getiriyoruz. Buradan Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, Türkiye olarak daima yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı bilmelerini istiyorum. Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. Kerkük ve Necef'te de başkonsolosluk açma talebimizi Irak makamlarına ilettik. Erbil başkonsolosluğumuzda görevli arkadaşımız Osman Köse'yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, mesai arkadaşlarına sabırlar diliyorum. İstihbarat birimlerimizin çalışmaları, Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin desteğiyle şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Terör eyleminin tüm faillerini ya yakaladık ya da başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdik. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı hedeflerimize uygun şekilde başarıyla ilerliyor. Irak ve İran yönetimleriyle de terörle mücadele noktasında hemfikiriz. İran'a yönelik azami baskı politikası Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar veriyor. Tek taraflı yaptırımların, sivil halkı cezalandırmanın dışında bugüne kadar hiçbir etkisi olmamıştır. Filistin meselesi bölgemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. İsrail'in hukuk tanımayan işgal, zulüm ve yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış umutlarını baltalıyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil, mecburiyettir. Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını göz ardı edecek hiçbir plan uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Türkiye olarak Filistin meselesinde sonuna kadar adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs'ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız. Hemen her gün Avrupa'daki vatandaşlarımıza ait iş yerlerine, mescitlerine, evlerine yönelik saldırı haberleri alıyoruz. Yurt dışındaki insanlarımızın
hak ve hukukunu savunmak bizim ve devletimizin temsilcisi olan sizlerin en önemli görevlidir. Irkçı saldırıların engellenmesi ve faillerin bulunması noktasında gereken her türlü çabayı göstermeliyiz. Türk toplumunun dil, din ve kültürümüzden uzaklaşmadan eşit vatandaşlara olarak bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatına katılmaları, asimile olmadan entegre olmaları çok önemlidir. Sizlerden görev bölgelerinizdeki Türk diasporasına kol kanat germenizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olduklarını her bir kardeşimize hissettirmenizi istiyorum. Asya bölgesinde bölgeye yönelik yeniden Asya adıyla bir açılım politikasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Benzer şekilde son günlerde Keşmir'de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Sayın İmrahan'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Hindistan Başbakanı Sayın Modi ile de görüşerek gerilimin azaltılması için çaba harcayacağız. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika bütün hakimlerin önünde kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Eşini defin hadisesine gitmesine müsaade etmeyenler insanlıktan nasibini almamıştır. Sadece avukatı ve iki evladıyla beraber bir defin hadisesi ve düşünün ki vasiyeti olan köyüme beni defnedin, buna bile müsaade etmeyenler gelmişler devlet mezarlığına defnetmişlerdir. Bunlar insanlıktan nasibini almamış olanlardır. İşte aynı şekilde İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında da adaletin tecellisi için biz sizlerin de çalışmasını bekliyoruz. Bu iki mesele uluslararası toplum açısından bir turnusol kağıdıdır. Mürsi'nin şehadetindeki sır perdesi kalkmadan, Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluları adalete hesap vermeden maşeri vicdan rahatlamayacaktır. Biz bu meselelerde hasım üretme, husumet üretme peşinde değiliz. Biz ilkeli duruyoruz, net bir duruş sergiliyoruz, sadece haktan, sadece haklıdan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Türk dış politikası güç kazandı, itibar kazandı. Daha evvel varlık göstermediği bölgelere açılım sağladı. Yine bizlerin, sizlerin, iş adamlarımızın ortak çabalarıyla ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek miktarlarına ulaştı. İnşallah yakaladığımız bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz. Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.